Yaz aylarında hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da güneş gözlüklerine olan talep de arttı. Kalitesiz gözlük alındığı takdirde göz sağlığının bozulduğunu belirten uzmanlar, güneş gözlüğünün muhakkak kaliteli olması gerektiğini savunuyor. Yoğun güneş ışınlarına maruz kalıyor insanlar. Açık alanda çalışan insanlar özellikle bundan etkilenebiliyorlar. Özellikle ışığı iyi filtre eden camlar tercih etmeleri gerekiyor. Bunun için polaroid camlar ve CR39 boyama camlar da olabilir. Özellikle bunları tercih etmelerini öneriyoruz. Çerçeve de metal ve asetat çerçeveler daha çok alerji yapmayacak malzemelerden yapılmış olanları tercih etmeleri kendileri için daha sağlıklı olur. Bunun için özellikle güneş gözlüğü üretim parametreleri var. Uluslararası standartlara uygun olma gerekliliği var. Garanti belgesiyle birlikte alınmış olan ürünler genelde bu standartlara uygun olan camlardır. Daha çok gözle takıldığı zaman baş ağrısı ve renklerde bozulmalara sebebiyet veriyorsa güneş gözlüğü, bu onun daha çok sağlıksız bir güneş gözlüğü olduğu anlamına geliyor. Daha çok kontrast arttıran ve takılmamış gibi bir algı veren güneş gözlüğü camları daha çok ışığı iyi filtre eden camlardır. Güneş gözlüklerinin insan yüzüne göre değişiklik gösterdiğini belirten optisyen Doğan Bey şu ifadelere yer verdi. Yaz geldi, gözlükler reyonlardaki yerlerini aldı. Peki gözlük alırken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi yanımızda optisyen Doğan Bey var. Evet Doğan Bey. Özellikle güneş gözlükleri köşeli yüz hatları için daha çok bu önerdiğimiz formlar. Takın buyurun siz deneyin bunu. Bu genelde üstü düz ve alta doğru oval olan formlardır. Daha çok yüzü saran ve kenarlardan da güneş ışını almayacak şekilde bazı gözlükler tercih ettik arkadaşımızla. Daha çok sahada çalışan bir eleman ve medyanın gözlüğü bir insanı. Bu yüzü sararken en azından dışarıdan gelecek olan ışıkların gözü yansımasını engellemiş olacağız. Dışarıdan gelen arkadan yansımaları da engellemiş olacağız. Böyle yüzü saran bir spor modeli önerdik. Umarım kendisi de bunu beğenir ve memnun kalır.